senin ekiple bir işbirliği yaptık. Bir dakika içinde her buluştuğumuzda toparlayalım. Muhabbeti çok kaynattığımız için. 8 ameliyat, 8 gerçekten. Şey. 8 farklı şaka ameliyat. Şaka yapıyorsunuz hocam. Ya burnu gerçekten kötü. Arkadaşlar merhaba. Bugün çok keyifli, çok eğlenceli ve bence bilgi dolu bir sohbet gerçekleştireceğiz. Kimle mi? Benim çok yakın dostum, arkadaşım, çok değer verdiğim biri, yüz estetiği cerrahı, sevgili doçent doktor Gürkan Kayabaşoğlu. Gürkan hocam, ben böyle diyorum. Sana Gürkan hocam, nasılsın, iyi misin? Estağfurullah Hakan'cığım, biz her zaman arkadaşız. Ben tabii hocam kelimesine alışkınım ama sen boş ver, bana her zaman Gürkan de, her zaman. Ya işte ama öyle bir saygı oluyor ki insanlarda. Mesela ben de özellikle öğretmen, doktor, avukat, bu meslek gruplarındaki insanlara karşı bir önünde böyle bükülüyorum, şey oluyorum. Çünkü gerçekten doktorluk da çok değerli, çok önemli bir meslek. Öyle düşünüyorum. O yüzden bunu demeye devam edeceğim. Sen bana ne dersen de. Hoş geldin. Ayağına sağlık. Bugün senin muayenehanendeyiz aslında. O yüzden ben de hoş gelmiş oldum. Nasıl? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Sonbahar geldi. Yakında yapraklar dökülecek. Onun üzgünlüğü var. Bizim biliyorsun kliniğin çok güzel bir yeşil ve park manzarası var. Yapraklarımız dökülecek diye üzülüyoruz. Nişantaşı'nın en güzel yerinde buradan bir parkı görüyor. Hele sonbaharda, bir de ilkbaharda görmeniz lazım. Ama kışın da çok güzel. Kışın da yaprak dökülüyor. İnsanları yürürken böyle aralardan rahat rahat görebiliyoruz. İnanılmaz bir kar manzarası var. Biraz ocak olsun. Yine beraber kahvemizi dumlarız. Süper. Hocam şimdi birçok şey konuşacağız. Tabii özellikle bugün yüz estetiği, yüz estetik cerrahi ile ilgili değişik sorular hazırladık. Evet. Hocamıza şöyle bir sürpriz yaptık. Hocam, senin ekiple bir işbirliği yaptık. Gizlice belli sorular çıkardık. Senin hastalarınla en çok konuştuğun ya da en çok merak edilen şeyleri burada bir kavanozun içine sığdıramadık ama 50 soruları topladık. Bunları sana soracağım ama şey dikkatimi çekti. Bu web sitende de yazıyor. GürkanKayabaşoğlu.com'da hekimlik sanatı yazıyor. Hekimlik sanatı derken bunu herhalde bir değerli bir şey olarak gördüğün için burada senin kastettiğin ne hocam? Çok sağ olun. Teşekkürler. Hekimliği ben çok eskiden beri, daha Hacettepe'de öğrenciyken bile bir sanat olarak görüyordum. Hocalarımızdan da hep biz bunu gördük. Hocalarımız kapıdan hasta girer girmez muayeneniz başlar derdi. Yürüyüşünden, ses tonundan, her şeye dikkat etmeniz gerekir. O hastanın tanısını koymak için derdi. Sonrasında cerrah olduk. Tabii ki cerrahlar aynı zamanda zanaatkarlar. Yani elleriyle iş yapan insanlar. Tabii. Ve hekimliğin nasıl detaylı bilgilerle donandığı zaman, yorum açık olduğu zaman bambaşka bir boyutta hizmet verdiğini görünce, bir de içerisine zanaatkarlık girince aslında bu hekimlik sanatı oluştu. Bu çok belki 10 yıl önce birazcık yaptığımız estetik ameliyatların katkısıyla her yaptığımız şey bir sanata dönüşüyordu. Bunun bir doğaçlamasıyla gelen bir fikir. Hocam peki, yani şimdi bu Instagram'ın özellikle şöyle bir etkisi oldu insanlarda, bilmiyorum, benim çevremde öyle. Biraz daha böyle herkes, özellikle kadınlar demeyeceğim, erkekler de artık çok değer vermeye başladı, önem vermeye başladılar. İşte bu, biliyorsunuz, belli programlar var. Evet. Onunla böyle kendini güzelleştirmeye başladı. Kendini güzelleştiren insanları dışarıda gördüğünüzde farklı görmeye başladınız. Bu sefer insanlar şöyle bir kavram karmaşası yaşadı. Ben evde Photoshop yapınca çok güzelim, dışarıda da böyle olmam lazım diye. Anladığım kadarıyla biraz daha böyle o estetik kaygısıyla kendini gençleştirmeye, güzelleştirmeye, o kendinde aynaya bakınca kusur gördüğü, aslında hani belki gayet size de normal gelen şeyleri biraz daha rötuşlamaya başladılar. Bunda sosyal medyanın bir etkisi var mı? Sosyal medyanın çok etkisi var ama aslında bunun temelleri selfie'ye dayanıyor. Instagram başlangıçta insanların sadece doğaya çekmesiyle ilgili bir şey başladı. Sonra cep telefonlarının birden kamera ön tarafa gelince insanlar kendini keşfetti. Eskiden arkaya doğru çekiyordu. Şimdi kendini doğru çekmeye başlayınca kendini bir başka bir bakış açısıyla gördü. Bir de maalesef cep telefonlarının kameraları çok iyi çekmediği için de kötü çıktılar. Olduğundan da kötü çıktılar. Dolayısıyla selfie tuzağı diye de aslında uzun uzun anlattığımız, insanları korumak için, onlar mutsuz olmasın diye anlattığımız güzel bir bilgi çıktı. Ve ne oldu? Ekrana bakınca aslında daha güzel ama ekranda bazen kötü çıktı. Dolayısıyla bir şeyi değiştirmeye ihtiyacı hissetti. Mutsuz oldular. Estetik ameliyatı arayışları çıktı. Sosyal medya bunda inanılmaz bir hızlanmaya yol açtı ama bence bunun temelleri, milat diye bir şey varsa, cep telefonlarının ön tarafına konulan kamera bence estetik açısından, hani bundan gerçekten mutlu olmuyorum. Hani estetik ameliyat sayısının artmasından mutlu olmuyorum. Çünkü insanlar belki de mutsuz oldular. Bunun arayışına girdiler. Mutluluğu yakalayanlar için çok güzel, çok büyük bir şans ama herkes ameliyat olamadı. O zaman da maalesef üzgün olduğumuz durumlar çıktı. Peki diyelim ki ben size geldim. Diyelim ki burnumdan memnun değilim mesela. Ama siz bakıyorsunuz, ya bakın burnunda estetiklik bir şey yok. Bunu söylüyor musunuz hastaya? Kesinlikle. Belki de ameliyata uygun değilsiniz ya da size bu ameliyatı yapmayalım dediğim hasta sayısı ameliyatını kabul ettiğim hasta sayısı kadar çoktur. Çünkü ben yüz cerrahisiyle uğraşıyorum. Tek başına burun ya da tek başına
başına genel bir estetik ameliyatı yapmıyorum. Dolayısıyla bir bütüne bakıyorum. Bütün de çok önemli. Yani bir insanın güzel olmasını sağlayan yegane şey uyum. Kaşıyla gözünün, yüzünün genişliğinin, yüzüyle boyunun, kilosunun, karakterinin hepsinin ya da hareketleri olması. Bile yani. Bir insan vardır. Atıyorum burnu çirkindir ama öyle bir konuşuyordur, ediyordur, şeydir ki böyle bir enerji yayar. Ya hiç göze batmaz ve tam tersine o adama bak yani yakışıklı ya da kadına bak ne kadar güzel diye söyleyebilirsin yani. Kesinlikle işte bu enerji ya da çok kolay bir tabirle karizma. Karizma denen şey bu. Mesela çok enteresan burunla ilgili konusu açılmışken Gerard Depardieu. Biliyorsun Fransız aktör. Burnu gerçekten kötü. Olabilecek en kötü sorunlu burunlardan bir tanesi. Ama Fransa'da 4 yıl en seksi adam seçildi. İnanılmaz değil mi? Dolayısıyla hani artık bir insanla iletişime geçtiğiniz zaman dış görünüm çok kısa bir süre sonra yok oluyor sizin için. Başka iletişimler giriyor. Bunu aslında altını çizmek çok önemli. Özellikle gençler için çok önemli. Çünkü yine üzülerek söylüyorum. Bakancığım 13 yaşında, 14 yaşında gençler bize mesaj atıyor. Hocam estetik ameliyatı olmak istiyorum. Ne zaman gelebilirim? Ailemi nasıl ikna edebilirim diye. Bunlar için üzülüyorum. Neden üzülüyorum? Çünkü tabii ki hepimiz ergendik. Hepimizin vücudu değişti. Ve değişimle mücadele etmek zordur. Ona alışmak zordur. Alışma döneminde bizim zamanımızda estetik ameliyatı ile ilgili bir arayış olmadığı için biz kendimizle hızlıca barışabildik. Yeni nesil acımasız bir sosyal medya ile büyüdüğü için belki de kendini alışma dönemini yaşayamadan kendini değiştirme dönemine başlıyor. Bundan gerçekten hiç mutlu değilim. Çünkü gelecek neslin mutluluğu insanlığın mutluluğu demek. Evet. Eskiden mesela ben hatırlarım okulda böyle ben hiç yapmazdım belki aile şey ama sınıfımızda mesela kulakları açık olana kepçe kulak diye dalga geçenler, burnu böyle çengel gibi olana ayrı bir yakıştırmalar da çok kiloluysa falan ama çaresi olmadığı için çocuk da buna mahkum kepçe kulak derlerdi öyle yaşardı. Şimdi gidiyor mesela görüyorum etrafımda anne bana okulda kepçe kulak dediler diyor. Annesi babası da bu şikayetler üzerine ikinci üçüncü defada diyor ki ben diyor buna bir çare bulayım diyor. Geliyor doktorlara değil mi? Onun bile artık çaresi var mesela. Bu da çok enteresan. Var. Bak çok güzel bir konu. Aslında estetik ameliyatların en derini, bir insanı en çok yaralayan estetik sorun ne biliyor musun? Kulak. Sebebi de şu. Şimdi diyelim ki burnunuzu beğenmiyorsunuz. Ama burnunuzun değişimi 13 yaşından sonra ergenlikle başlıyor. Diyelim ki kaşlarınızı beğenmiyorsunuz. Genellikle 25 yaş, 30 yaşından sonra kaşlarınızın düşük olduğunu düşünüyorsunuz. Ya da gözaltı torbalarınız var. Geldiniz 50-40'a. O zamana kadar kendinizi tanıdınız, kendinize barıştınız ve vesaire vesaire. Ama kepçe kulak öyle değil. Siz çok daha küçükken, daha kendinizi hiç tanımazken 4 yaşında, 5 yaşında ilkokula gidiyorsunuz, anaokula gidiyorsunuz. İnsanlar sizi evet kepçe kulakla yaftalıyor. Dolayısıyla ilk travmanızı bununla yaşıyorsunuz. Çok daha erkenden başlıyor. Diyelim ki hani burnunuz her ergende olduğu gibi 15 yaşından sonra büyüyor ya. Çoğunlukla herkes şey diyor. Ben hocam bebekken çok güzeldim, biblo gibiydim. Evet hepimiz öyleyiz. Hiç burnu büyük, kemerli bir bebek olmaz. Dolayısıyla ergenliğe kadar burunla ilgili bir sorun yaşamazsınız. Onunla ilgili yaşadığınız sorun en fazla 3-4 senedir, 5 senedir. Ama işte kepçe kulak öyle değil. Çok daha derinden başlıyor. Evet. Benlik sorgulaması, çocukların acımasızlığı ne yazık ki. Şimdi insanoğlu acımasız. Yani çocuk olmasının masumiyetini geçiyor. O da acımasız. Karşıdakini incitmek istiyor bazen. Kendi içindeki masum insanlık duygularından dolayı. Seni sevmiyorum diyor mesela. Bazen benim kızım tanıştığı bir çocuğa. Seni hiç sevmedim diyor mesela. Çocuklarda onun getireceği sonuçlara karşı bir şey refleks oluşmadığı için daha doğal olabiliyor. Ya da daha sert yıkıcı olabiliyor. Çünkü sonrasını düşünmüyor. Hesap hesap yok. Doğal bir şey. Yok. Söylüyorum. İçerisinde inanılmaz bir masumiyet var aslında. Biz erişkinler bunu biraz gizli ajandada yapıyoruz. Belki de insanlık orada kalmış oluyor. Hocam aslında ne kadar sosyolojik iş de oluyor sizin yaptığınız meslek olarak yani. O kişinin belki ondan sonraki bütün hayatını etkileyebilecek bir çocuğun okul hayatındaki popülaritesini ya da arkadaşlık edinmesini ya da genç bir bireyin ondan sonra yapacağı evliliğe tesir edecek bir şey bile. Çünkü maalesef ama maalesef insanlar ilk tanışırken ambalaj diyeyim ama yakışıklı çocuk, güzel kız buna bakıyorlar ve ondan sonra bir iletişim doğuyor. Tabii ki zaman geçtikçe belli davranışları da tavırları, oturması, kalkması dikkatini çekiyor ama ilk başta çok güzel kız, çok yakışıklı çocuk diye tanışan çok insan var. Kesinlikle, kesinlikle haklısın. Yani benim mesleğimin belki de en güzel tarafı insanların hayatına dokunma şansına sahip olmak. Aslında benim bu mesleği seçmemin sebebi de buydu. Bir sürü meslek içerisinde bana doktorun en cazip gelen kısmı buydu. Birisine çok büyük bir şey dokunuş, olumlu katkı yapabiliyorsunuz. Tabii ki bunun riskleri de var. Hani olumsuz katkı da yapabilirsiniz. O yüzden stresli ve zor bir iş ama biz tabii ki çok çalışıp hep iyisini yapmaya çalıştığımız için insanların hayatına bu kadar güzel bir dokunuşla, hayatlarında güzel bir çiçek açmak, güzel bir
sayfa açmak çok mutlu ediyor beni. Mesela o kadar çok güzel hikaye var ki hastalarımızdan gelen. İlk aklıma gelen, ismini tabii ki söylemeyeceğim. 17 yaşındaki bir kız çocuğu. Yüz iskeletinde bir takım gelişim bozuklukları var. Çenesi çok küçük, burnu büyük doğmuş ve öyle gelişmiş. Ameliyat yaptık, harika bir sonuç. Hocam dedi, ben otobüse bile binemiyordum dedi. İnsanlarla bana yan yana kaldığım zaman burnumun çok büyük olduğunu göreceğim diye. Dolayısıyla saçımla yüzümü kapatıyordum, yüzümü açmıyordum diyen insanları artık o kadar özgüvenli biliyorum ki diyor. Her yerde kendimi göstermeye çalışıyorum. Bu kendini ifade etmedeki özgürlük emin ol akademik başarıya da yansır. Sosyal ilişkiye de yansıyacaktır. Tabii ki eş bulmaya da yansıyacak. Her şey olumlu yansıyacak. Dolayısıyla bizim işimiz bence en güzel eve gittiğimiz zaman kafamızı yastığa huzurlu koymamızın belki de yegane sebebi bu. Mesela Covid'den sonra kendi yüzündeki hata ya da kötü olarak gördüğü şeyleri maskeyle gizleyen ve bundan Covid sırasında daha sosyal, daha mutlu olan insanlar olmuş. Evet. Yani burnunu, ağzını, yanaklarını, gıdısını beğenmeyenler maskeyle kapadığı için. Hatta geçen gün bir şey okudum. Hala bundan ötürü maskesini çıkarmayan da çok insan varmış. Hakan, sana çok samimi bir şey söyleyeyim. Seni niye çok seviyorum biliyor musun? Hayatı çok iyi gözlemliyorsun. Yani biz seni televizyonda izlerken şey vardı ya. Var mısın yok musun? Oradaki yorumları da çok güzeldi. Bunlar da çok güzel yorumlar. Bunların hepsini ben her gün karşılaşıyorum. Mesela çok yakın zamanda bundan tam 4 hafta önce bir genç kız çocuğu liseye gidiyor. 16 yaşında. Fiziksel gelişimi çok iyi ve ameliyat olmak istiyor. Estetik burada ameliyat olmak istiyor. Sebebi de şu. Hocam 2 yıldır pandemi dönemindeydi. Herkes maskeyle gidiyordu. Hiç kimse beni görmedi. İlk defa maskesiz görecekler ve burnumun gözükmesini istemiyorum. Düşünebiliyor musun? Şey diye düşünebilirsiniz. Ya 18 yaşından küçük, daha ergen, gelişimi tamamlanmamış bu hastalar ameliyat edilir mi diye düşünebilirsiniz. Ama diğer taraftan da Hakan'ın dediği gibi hayatta handikap olan, engel olan bir sosyal fobi var. Yani çocuk okula başlamak istemiyor. Onu aslında okula motive ediyorsun. Doğru, tabii ki. Bu bir noktada çok önemli. Düşünsenize hani okula rahat giden bir çocukla, kaygılarıyla giden çocuğun ders dinlemesi aynı olmayacak. Birincisi bu. İkincisi de ya çocuğunuz çok ciddi bir nefes darlığı yaşıyorsa, burnunda eğrilik varsa, düşünsenize büyümeye en açık olduğunuz, oksijene de bu yüzden en çok ihtiyacınız olan dönemde hava alamadığını düşünsene Hakan. Ya şimdi spor yapamayacaksın, gece uyuyamayacaksın, sabah uyandığın zaman dinç uyanamayacaksın. E sen nasıl büyüyeceksin? Sizin kapıda bir yazınız var ve gördüğüm için söylüyorum. İyi nefes, kaliteli yaşam, iyi nefes almak, doğru nefes almak bütün hayatınıza sirayet edebilecek. Çünkü nefes almak zaten hayatta olan en büyük bağlantınız diye bir yazınız vardı. Önce görmüştüm. Onun üzerine iyi geldi şimdi. Ya benim felsefem, eminim bir sürü doktor arkadaşımın da felsefesi budur zaten. Dünyanın en güzel burnunu da sahip olsanız, ameliyatta da olsanız, eğer nefes almıyorsa emin olun mutlu olmazsınız. Çok, doğru, çok doğru. Çok mesela doğru. En güzeli tabii ki terazinin bir küfesi var. Dengeli bir şekilde estetik ve de fonksiyonu beraber yaşamak. Hocam, şimdi çok güzel gidiyoruz. Bu arada bu videolarımız devam edecek sevgili Gürkan hocamla. Bol bol video çekeceğiz. Hem burada sohbet ediyoruz dostane bir şekilde, iki arkadaş gibi. Hem de aynı zamanda hocamızın uzmanlığıyla ilgili o nacizane, önemli, değerli bilgileri de burada sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ben de böyle kendimce sizden gelen bazı soruları işte burada hocamıza sormaya çalışacağım. Hocam, dediğim gibi şimdi sizin ekip arkadaşlarınızla buradan da hepsine selam olsun. Birkaç soru çıkardık. Yüz estetiğiyle alakalı, yüz cerrahisiyle alakalı. Bakalım neler varmış. Tamam. Şöyle. Soruları ben de bilmiyorum. Tamam. Bakalım hocam şimdi. Heh, kadınlar çok sever. Çene dolgusu yaptırmış kişilerin silikon çene ameliyatı yaptırmasında sakınca var mı? Şimdi güzel bir soru. Neden? Bu dönemler çenenin popüler olduğu dönemlerdeyiz. Eskiden belki gözler, eskiden elmacık kemikleri, burun çok ön plandaydı ama artık herkes farkında ki güçlü çene güzelliğin en önemli bileşeni. Erkekte daha önemli ama kadında da ortaya çıktı. Şimdi ne yapıyor peki küçük çeneli insanlar? Erkeklerse bunu sakalla kamufle edebiliyorlar ama kadınlarsa hiç şansı yok. Dolayısıyla en basit yapılabilecek işlem dolgu, çene dolgusu. Ama bunun da belli bir miktarı var. Çeneniz çok küçükse dolguyla abartılı bir verim elde edemezsiniz. Çünkü dolgunun kendisi yumuşak, pelte ve şekilsiz bir şey. Çok küçük bir çeneniz varsa emin olun dolgu yaptırmayın. Bunun bir limiti var lütfen. Orada durun. İşte bu soruyu soranlar bence oradan geliyorlar. Hani çene dolgusu yaptırmış ama limitlerin üstüne çıkarsa artık çirkin, böyle patates gibi büyük. Düşünsenize burada şekilsiz bir doku var. Doku bile değil, böyle jel. Hani su gibi birazcık daha katı. Siz koştuğunuz zaman emin olun o sallanır.
doldu. Hocam şimdi her soruda bir dakikanız var. Evet. Ha tamam, o zaman öyle bir kural koyuyorum. Hakan'la her buluştuğumuz zaman muhabbeti çok kaynattığımız için ben aynısıyız. O zaman bunu bitireyim. Bunu bitirin tamam, ama tamam. Bundan sonra bir dakikaya toparlamanızı istiyoruz. Tamam. Sevgili seyircilerimiz de daha rahat böyle net anlasın diye. Çene dolgusu yaptırdıysanız üstüne çene implantı yaptırabilirsiniz. Hiçbir engel yok ama daha doğrusu o kadar küçük bir çeneniz varsa lütfen dolgu yaptırmayın. Direkt en kesin sonuca gidin ve implant yaptırın. Oldu mu? Süper hocam. Devam ediyorum. Şakak germe ameliyatında iz kalır mı? Nereden kesi yapılır? Şakak şuralar değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Doğru. Şimdi alın kemiğiyle elmacık kemiğinizin arasında bir boşluk var. Bazı insanlarda çukur, bazı insanlarda dışa bombe. İşte biz şakağa gerdiğimiz zaman aslında yaptığımız işlem bir miktar kaşı kaldırmak, bir miktar üst göz kapağındaki torbayı ve fazlalığı almak ve tabii ki daha alt göz kapağındaki alanı da çekmek. Hı hı. Bu şu anda çok popüler. Badem göz deniyor, Bella Eyes deniyor, Fox Eyes deniyor. İşte bu ameliyat aslında şakak germe bunun düzeltmesi ameliyatı. Bunda iz kalır mı? Kesinin yapıldığı yere göre eğer saçınızın içinde yapılırsa saç kaybı yapar. Mutlaka az da olsa saç kaybı yapar. Belki biraz hafif kellikle yapabilir saçın içerisinde. Genelde nereden yapılıyor peki? Saç içinden mi yani? Anatomiye göre 3 farklı yerden. Eğer alnımız çok uzunsa buradan yaptığımız kesi fayda vermez. O zaman kaşınıza yakın bir yerden kesi yapmak gerekir. Hı-hı. Ya da saçınızın tam başladığı yerden kesi yapmak gerekir. Ya da bir miktar geriden. Ama hepsinde iz kalır. Ama lazerle olduğu için minimumda değil mi iz herhalde? Evet. Yani bu tabii ki estetik bir ameliyat. Biz çok titizlikle yapıyoruz ama lütfen her ameliyattan sonra iz kalacağını bilin. Burada önemli olan ne kadar az iz kaldı. Yeni soruyla geliyorum hocam. Çene implant ameliyatı hafif belirgin gıdı görüntüsünü azaltır mı? Çenenin küçük olması gıdıyı sarkıtır. Aynı bir hamak gibidir. Bu örneği hastalarıma da veriyorum. Yani hamak gibi mesafeyi uzatırsak hamak da yukarı doğru gergin olur. Dolayısıyla çene implantı mutlaka gıdınıza fayda verir. Mutlaka. Daha iyi bir gergin gıdınız olur. Ama burada ciddi bir yağ varsa daha iyisi implant artı buradaki yağların alınması olacaktır. Bu da gıdı plastiği ameliyatı. Süper hocam. Devam ediyorum. Rinoplasti ve lip lift ameliyatı kombine edilir mi? Kombine ameliyatlar çok yapılıyor bildiğim kadarıyla artık. Özellikle bizim klinikte inanılmaz yoğun. Hatta bazen şaşırıyor hastalar. Hani 8 tane, 9 tane ameliyatı kombine ettiğimiz aynı hastaya ameliyatlar yani, oluyor. 8 ameliyat, 8 gerçekten. Şey. 8 farklı ameliyat. Şaka yapıyorsunuz hocam. Bir şeyde. Bir seansta. Mesela ne? Nasıl oluyor? Yani neler oluyor? Hangi işlemler bir kere de? Başlıyorum. Kaş kaldırmayla başlıyoruz. Üst göz kapağı yapıyoruz, alt göz kapağı yapıyoruz. Bazen orta yüz germe yapıyoruz. Çene implantı yapıyoruz, gıdı plasti yapıyoruz ve rinoplasti yapıyoruz. 7, hepsi 8, tek hasta. O zaman bu sorduğum sorunun cevabı da aslında olmuş oluyor. Bu acayip profesyonel bir soru. Hani hasta bence bunu yaşamış, oradaki zorluğu biliyor. Şimdi birbirinden farklı alanların ameliyatları daha kolay. Burada tek sıkıntı dudak kaldırma ameliyatıyla burun ameliyatının kesisi çok yakın. Sıkıntı orada ve ben çoğunlukla tavsiye etmiyorum. Yani ikisini ayrı seanslarda yapmayı tavsiye ediyorum. Çünkü az da olsa buradaki cildin beslenmeme, nekroz dediğimiz olumsuz bir sonuca yol açma riski var. Dolayısıyla mümkünse dudak kaldırma ameliyatı basit bir ameliyat olduğu için ya burun ameliyatının öncesinde ya da sonrasında lokal anesteziyle olabilirsiniz. Bence kombine etmemek daha güvenli. Anladım. Yani biraz daha zaman koyarsak çünkü çok yakın cilt adıcı kansız kalabilir. O zaman dudağınız da güzel olmaz, burnunuz da güzel olmaz. Anladım. Süper. Bunun da cevabını almış olduk. Son sorumuz hocam. Günün 5. ve son sorusu. Bakalım nereden gelecek? Kaş kaldırma ameliyatının üst göz kapağına etkisi olur mu? Evet. İnanılmaz olur. Acayip. Hatta ben ısrarla hastalarıma şunu söylüyorum. Göz kapağınız düşükse ve gittiğiniz doktor arkadaşımız kaşınızla ilgilenmediyse ne olur tüm ameliyatınızı gözden geçirin. Çünkü kaşı düşük bir insanın göz kapağını daha düşük, daha fazla gibi görürsünüz. Ve kaştaki sorun giderilmeden göz kapağı ameliyatı yapılırsa göz kapağınızın rezervi yok olur. Verim alınmaz değil mi sonuçta? Aynı noktaya geri döner. Ha, ameliyat olursunuz hiç olmamış gibi olur. Göz kapağınız yerine gelir. Zaten etrafta bakıyorsunuz. Çok duymuşsunuzdur. Ya göz kapağı ameliyatı oldum. 2 sene geçmedi. Aynı yere geri geldi. Çünkü kaşınız düşüktü. Daha da düştü ve bu fark edilmedi. Sorun bu. Kaşsız göz olmaz. O ağırlığı mı taşıyamıyor göz kapağı? Kaş daha da gevşiyor biliyor musun Hakan? Gözün altında bir ağırlık var ve kaş bundan sorunu taşımakla. Bir gün o ameliyatla göz kapağının ağırlığı azaltılınca kaş kendini salıyor. Daha da salıyor. Dolayısıyla göz kapağı hiç ameliyat olmamış yerine dönüyor. O yüzden mutlaka göz kapağınızı ameliyat ettirecekseniz kaşınızın pozisyonunu gözden geçirin. Kaş ideal yere gelmeden göz kapağı hüsrana dönüşür. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Keyifli bir sohbet oldu. Hem de sevgili hastalarınızdan en çok gelen 5 soruyu, daha doğrusu birçok sorunun içindeki 5 soruyu bugün burada sizden harika cevaplarla cevaplamış olduk.
Bizi burada izleyen herkese de çok teşekkür ederiz. Devam ederiz ama değil mi bu sohbetlere daha? Vallahi çok keyifli. Biraz önce söylediğim gibi biz Hakan'la ne zaman tutursak 2 saatlik plan yapıyoruz. 5 saat oluyor böyle vakti geçiriyoruz. İnşallah keyifli dinlemişlerdir. O zaman bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bye bye.